Ben Refika Şimşek. Şimdi size bazı kişiler acılı, bazıları da çemen diyorlar. Ben bildiğim kadarıyla yapacağım, size sunacağım. Önce malzemeleri tanıtayım. Fındık ve cevizin karışımı. İsterseniz fındıkla yaparsınız, isterseniz cevizle. Aslında en şeyi cevizle yapmak. Ama biz şimdi bunların ikisini karıştırarak yapacağız. Şimdi ben döküyorum. Yapacağım yere bu görmüş olduğunuz malzeme cevizle fındığın çekilmiş hali. Evvela şeyleri tanıtayım. Domates salçası, biber salçası, acılının karışımları. Eskiden bunları biz tek tek yapıyorduk. Yani elimizdeki baharatlarla. Ama şimdi bir şeyin içerisine hepsini koymuşlar. Biz onu dökerek yapacağız. Zeytinyağı, bir bardak zeytinyağı, dövülmüş sarımsak ve tuz koyarak bunları karıştıracağız. Çasını koyuyoruz. Yeteri kadar, bunlar da sizin arzunuza göre olacak. Bu da domates, bu biber salçasıydı. Bu da domates salçası. Birazcık da tuz. Dövülmüş sarımsak. Bu da sarımsak sizin arzunuza göre. Daha doğrusu damak tadınıza göre. Bir bardak da sıvı yağ. Malzemelerin hepsini bir karıştıracağız. Ne kadar çok karıştırır, birbirinin içerisine girdirirse tadı lezzeti o kadar güzel olur. Peki bu karışımı, baharat karışımını şu anki yaptığınız harcı iyice hazır hale getirdikten sonra mı yapacaksınız, ne koyacaksınız? zaman koyarsanız koyun, yeter ki karıştırıp birbiriyle hallolması Peki gerekir. bu elinizdeki baharat karışımı içerisinde neler var? Bir dakika. Nane, kırmızı biber, karabiber, çemen, kimyon, kokusu da pek hoş. Pul biber. Biraz da pul biber. Bu pul biber sizin arzunuza göre. Yaksın diyorsanız hepsini koyarsınız. Ama yok çok yakmasın diyorsanız gereği kadar koyarsın. Biz şimdi çok biberli sevmedikleri için biraz az koyuyoruz. Tekrar koyu olduğu zaman salçadan biraz artırmıştık. O şeyi koyabiliriz şimdi.
Evet. Artan salçayı da koyuyorum. Bu domates salçasının artanı. Biber salçası. Çok koyu da olmayacak, çok cıvık da olmayacak. Ekmeğin üzerine herhangi bir karışımı sürdüğümüz zaman akmadan nasıl duruyorsa bu da öyle. Buharcı yapmak da biraz güç istiyor. Evet, biz genç olduğumuz için bize zor gelmiyor. Yaşlılar düşünsün. Bundan sonra onları karıştırıyoruz. Adam akıllı hallettikten sonra kıvama gelince kablara yerleştiriyoruz. Şu an kıvama geldi mi? Şu anda kıvama geldi. Ben size şöyle bir ekmek üzerine süreyim. Ama bunu siz artık nasıl ikram edersiniz, nasıl yersiniz o sizin bileceğiniz iş. Evet. İster dilimleri istediğiniz şekilde kesip aralarına koyup kahvaltılarınızda yiyebilirsiniz. Ama bir de bunu toz makinesinde toz ekmeğinin arasına koyarak toz yaparsanız o da ayrı bir lezzeti var. Bu sizin arzunuza kalmış. İşte size çemen, bir adı çemen, bir adı da acılı olan ürünümüz. Afiyet olsun. İstediğiniz kablara yerleştirebilirsiniz. Biz de evdeki kavanozlarımıza koyup buzdolabına koyacağız. İstediğimiz zaman kahvaltılarda veya misafirimize ikram edeceğimiz zaman çıkarıp ikramımızı yaparız. Yalnız yerleştirdiğiniz kablar ne kadar küçük olursa kullanması o kadar kolaydır.